Rizico ile güçlü marka hikayelerini bugün Bağdat Caddesi'nde Reis Kuyumculuk'ta yapacağız. Reis markasını e-ticarette dönüştürdü. Tüm Türkiye'nin bildiği, mücevherin alınabildiği hale getirdi. Rizico kaldıraç etkisi yaptı. Biz e-ticareti mümkün kılmak istiyoruz. 82 yılında başlayan bir hikaye. Pasaj kültürü o zaman çok meşhurdu. İlk başta baba e-ticaret konusunda nasıldı? 100 yıllık değişimleri 2-3 senede yaşadık sonuçta. Türklerin böyle de bir özelliği var. 22 ayar seviyor. Altını yatırım ürünü olarak görülmemesini hedefledik. Orkun, pazarlık yapacaktık. E-ticaretin ama bir avantajı da o, sabit fiyat. Rizico ile ödemeyi seçtiğinde arkada bir seçenekte 5 banka ortağımızla beraber yaptığımız alışveriş kredisi. Onlar büyürken onlar bizi, biz büyürken de biz onları büyüteceğiz. Merhabalar, bugün Bağdat Caddesi'ndeyiz. Orkun'la beraber. Aslında dışarıda olmak güzel bir şey değil mi? Evet, bugün hava soğuk olmasına rağmen biraz açıldık, evet, çok iyi geldi. Bence de çok iyi geldi. Rizico ile güçlü marka hikayelerini bugün Bağdat Caddesi'nde Reis Kuyumculuk'ta yapacağız ama öncesinde Orkun gerçekten merak ediyorum. Şimdi biz birazdan çok güzel bir hikayeyi daha dinleyeceğiz ama her şey bu dijitalleşme, e-ticaretle yani marka yolculuğu bambaşka bir yere gidiyor. Onu herhalde göreceğiz. Şenel'le biz Reis'le 2018'den beri beraber çalışıyoruz, yol arkadaşıyız. Bu hikayede bizim ilgimizi çeken ezber bozan kısmı. Şimdi e-ticaret deyince akla hepimizin aldığı kategorilerin lideri, tişört, ayakkabı, kozmetik ürünler geliyor. Ama Reis markasını e-ticarette dönüştürdü. Tüm Türkiye'nin bildiği, mücevherin alınabildiği hale getirdi. Ya çok ilginç işte, konu da bu. Yani kuyum bayağı işte altını, pırlantayı sen e-ticaret kanalıyla alıp kargoyla evine getirir misin? Evet, böyle bir dönem başladı yani, değil mi? Bu sayede bütün Türkiye'nin bildiği bir marka haline geldi. Çok ilginç. Hikaye. Mağaza sayısını arttırdı ama bir yandan da şu an herkeste artık bir hani trend oldu ve Reis'ten girip Türkiye'nin her yerinden İstedikleri mücevheri alıp evlerine gelebiliyorlar. Bu da bence yine e-ticaretin ve dijitalleşmenin gücü. Ve de şimdi Rizico'ya geliyor. Aslında Rizico ne kadar çok şey oldu. Bu tarz markaların itici güç, kaldıraç etkisi yaptı. Biz e-ticareti mümkün kılmak istiyoruz aslında. Buradaki bizim biliyorsun misyonlarımızdan bir tanesi bu. Ve bu özellikle farklı hikayeler bu misyonu en azından doldurduğumuzu bize hissettiriyor. Doğru yolda olduğunuzu gösteriyor değil mi? Güzel şeyler beğeneceğiz Orkun'la. Aynen de güzel, biraz da bakarız kendimize de. Kendimize de bakacağız. Merhabalar Ali abi. Merhabalar. Bağdat Caddesi'nde biraz gürültü vardı ama Bağdat Caddesi'nin enerjisi inanılmaz. Yanımızda Reis Kuyumculuğun kurucu ortağı, CEO'su sevgili Alihan Gündoğdu var. Merhaba Alihan. Merhabalar. Ve de tabii ki Rizico ile güçlü marka hikayelerini birlikte hayata geçirdiğimiz Rizico'nun CEO'su sevgili Orkun Sayıtoğlu yanında. Şimdi gerçekten ilginç bir hikaye dinleyeceğiz. Ben biraz önden dinlediğim için o dönüşümü de görüyorum değil mi? Dijitalleşmenin ne kadar büyük fark yarattığını burada dinleyeceğiz aslında. Bir normal olabilecek bir hikaye ne kadar bambaşka bir hale getirdiğinin bence Reis Kuyumculuk en büyük örneği. Türkiye'nin düşünün dört bir yanında o kadar çok kuyumcu var ki ama hepsinden böylesine bahsetmiyoruz ya da böylesine bir dönüşümden, böylesine bir dijitalleşmeden işte bu arada da çok güzel koleksiyonlardan bahsetmiyoruz. Peki bu dönüşüm nasıl oluyor? Alihan bize biraz bunu anlatacak. Bu marka hikayesi aslında ta 1980'lere gidiyor değil mi? Yani 82 yılında ilk mağazamızı aslında babamızın açmasıyla başlayan bir hikaye. O zaman İstanbul'da mı açıldı ilk mağaza İstanbul, yoksa? Nişantaşı içerisinde. Nişantaşı. Dönemin işte meşhur pasaj kültürü o zaman çok meşhurdu. Tabii çok. Hakpasajı içerisinde bir kuyumcu mantığıyla açılan
hala süre gelen kuyumculuk faaliyetleri yürüten diğer mağazalar gibi olan küçük bir kendi içerisinde dönen bir mağaza olarak başlamış. Babanın iki tane oğlu var. İkisi farklı alanlarda kendilerine kariyer yapıyorlar. O dönemde eminim ki hani düşünmedin ben gireyim de bu kuyumcu, ben de kuyumcu olayım diye. Yani benim aslında aklımda hiç yoktu. Değil mi? Yani hiç kuyumcu olmayı düşünmedim açıkçası. Yine kendime çok kuyumcu diyemeyeceğim bu noktada ama çünkü biraz farklı bir iş yapmaya çalışıyoruz. Evet ya, zaten dönüştürme de orada oluyor. Burası bildiğimiz anlamda bir kuyumcu olmaktan çıkıyor. Onun için de yeni kuşak gelince galiba bir şeyler değişiyor değil mi? Kardeşim Hakan Bey, o hep bu sektöre meraklıydı. Aslında ilk o girdi. Hani ailenin yeni kuşağından bir o de, başladı. Galiba Hakan Bey şey yapıyor, tasarımla da ilgili değil mi? Kendisi de tasarlamayı evet, seven biri. Tasarım kısmı biraz daha onda. Sosyal medya yönetimleri gibi konular onda. Kendisi biraz daha o konularda daha yaratıcılık kısmı. Yaratıcılık kısmını yürütüyor. O en başından beri sürece dahil oldu. O dönemlerde sosyal medyanın aslında aktif kullanmaya başladığı tap dönemlerdi 2014-2015. Instagram hayatımıza yeni girdiği yıllar. Instagram'ın da bu sektörde henüz çok kullanılmıyordu açıkçası. Hakan burada bunu başlattı biraz. Sosyal medyayı kullanır hale getirdi. Tabii ki tasarımları hayatımıza soktu. Ürünleri değiştirdi. Tamamen bir bambaşka bir boyut getirdi olaya. Benim burada dahil olmam şu şekilde oldu. Burada bir e-ticaret ihtiyacı olduğunu gördüm ben. Benim başlangıçımda kırılma noktası o oldu aslında. Ki aslında kuyum sektöründe mücevherden bahsediyoruz. E-ticaret zorlayabilir. Yani bir güven durumu var. Hani olmayabilir diye düşünüyorsun. Özellikle o yıllarda e-ticaretteki kategoriler deyince kuyumculuk akla gelen, tasarım pek akla gelen kategorilerden değildi. E-ticaretin dinamiğine uygun olmayacağı düşünülüyordu genel olarak. Türkiye'de zaten 2010'larda bir e-ticaret boom'u oldu gerçekten. Ama birazcık daha baktığında büyük markalar, bir anda çok büyük kampanyalar yapacak markalar ve ilk akla gelecek kategoriler gibi düşünebiliriz veya büyük pazar yerleri. Ama biz tam 2015'lerde açıkçası EasyCode'da diyorduk. Herkesin kendi e-ticaret kanalını oluşturması lazım ve çoklu bir kanal olması lazım diye. Bu da enteresan bir şey. EasyCode'un da çok kendi içinde çok iddiası aslında. Yani 10 yılda bazı şeyler de EasyCode tarafından değiştirildi aslında bakış açısı. E-ticarete bakışımız. Yani bütün sektörlere görebiliriz. Artık böyle bu imkansız demediğimiz bir dönemi yaşıyoruz. Her şey olabilir, her şey. Şu an çok başka noktaya geldik. Geldi değil mi? Ama çok zor geldik. Reis kuyumculuk olarak. Instagram acayip bir şekilde kaldıraç etkisi yapmış. Hep ben sektörlere bakarken mesela KOBİ'ler falan. Bu ya bir web sayfası bile yok çoğunun. Yani tabii, gerçekten kendini temsil etmiyor aslında dijitalde. O yüzden de olması gereken yerde değil ya da büyüyemiyor. Burada bu tamamen hikayeyi değiştiriyor herhalde. Ya şöyle, Instagram çok kilit bir nokta. Evet, çünkü sosyal medyada zaten 2-3 tane böyle çok etkili kanal var. Aslında en etkilisi de şu an Instagram. Uzun bir süredir bunu aslında tek eline almış durumda. İnsanların vakit geçirdiği, bir şeylere baktığı, oradan görüp beğendiği bir alan haline geldi. Ama satışa da döndüğü, en çok satışa döndüğü satışa yani. Dönmesi de aslında o da bir anda gelişti. Yani. Çünkü ilk başladık amacı bu değildi bu platformun. Ama sonrasında ürünler sergilendikçe, insanlar gördükçe insanların soruları oluştu. İnsanlar Instagram'daki işte soru kanalları üzerinden bize ulaşmaya başladı. Fiyat sordu, satın almak istedi. Çok interaktif bir ilişkiye döndü. Bunun tam yükselme trendi anında dedik ki biz bu insanlara cevap vermemiz lazım. Tüketiciye ulaşmamız gerekiyor. Evet. Tüketici gördüğü ürünü, beğendiği ürünü satın alabilmeli. Bize ulaşmadan, soru sormadan yani kolaylaştırmamız gerekiyordu tüketicinin hayatını. O yüzden siz altyapısına, dijitalleşmeye, o sırada yatırım yapmaya... O noktada da bir e-ticaret kurmaya karar verdik. EasyCo burada devreye giriyor. Burada korumalı alışveriş diyorsunuz değil mi Orkun? Yani siz orada neye garanti veriyorsunuz mesela? Biz bunu burada, Türkiye'de yani EasyCo ile duymaya başladık. Korumalı alışveriş şöyle, evet. Bu aslında e-ticaretin önündeki genel bir engel var. E-ticaretin genel önündeki engel bazı markalardan, aslında çoğu büyük marka hariç markalardan müşteri herhangi bir alışveriş yaparken endişe duyuyor. Direkt olarak o markayla ilgili değil endişe, ürünle ilgili de değil, daha çok süreçle ilgili. Ben bunu ödedim. Ya gelmezse ne olacak?
ben bunu ödedim, alamazsam. İade nasıl olacak? Aslında müşteriyi koruyan çok fazla kural olmasına rağmen bazısı o kadar karmaşık ki anlamıyor. Biz yaklaşık 5 sene önce bunu gördüğümüzde ve e-ticaretin önemli paydaşı olarak e-ticareti büyütmek için korumalı alışveriş hayata geçirdik. İzgo'yla ödeyenlere dedik ki endişe etme. Bir sürü sorun olursa biz senin yanındayız. Tabii. Ama bunu da sadece alışveriş yapana yönelik bir hizmet gibi düşünebiliriz ama aslında satış yapanın da hayatını şöyle kolaylaştırıyoruz. Zaten onlar o güveni kurmak için çok fazla yatırım yapıyorlar. Reis kuyumculuk örneğinde zaten duyduğumuz gibi kendi web siteleri, Instagram, müşteri ilişkileri. Ama onlara bir de yol arkadaşı olarak biz de tüketiciye bu güveni sağlamlaştıracak bir katman etkiliyoruz diye. İşin temelinde yatan bir para alışverişi var. Bu para alışverişinin güvenli ortamda hem satana ulaşması hem de alıcıya bunun sadece satışı değil, iadesi, değişimi, bir sürü alanları var. Yani müşteri, tüketici en çok şunu ister. Memnun kalmadığımda paramı geri alabilir miyim? Ne kadar hızlı alabilirim? Bu iade süreçlerini ne kadar hızlı yönetirseniz tüketici tarafındaki güveniniz de o kadar artıyor. Şunu fark ediyorum ki yeni nesil şirketlerde işi çok ciddi dönüştürebiliyor. Eğer cesaretle teknolojiyi çok iyi kullanırlarsa. Sizde öyle olmuş yani. Öyle bir şey olmuş ki hani başka bir yerde kariyer yapıyorken gelip burada hikayeyi yeniden yazalım demişsiniz mesela iki kardeş. İlk başta baba e-ticaret konusunda nasıldı? Yani Oradan pek bahsetmedik kendisine. Hayır öyle mi? Hiç bahsetmediniz. Bahsetmedik. Çünkü zaten kendimizi zor ikna ettiğimiz bir süreçti aslında. Çünkü dediğiniz gibi benim bir kariyer planlamam vardı. Onu bırakıp diğer taraftan bir sonuçta bir yatırım yapmanız gerekiyor. Bir sitesi kurulacak. Şimdi belki rakamlar değişti, küçüldü ama 2015 yılındaki rakamlardan da bahsedersek ve ölçeğimizi de baz alırsak bizim için bir yatırımdı o. Hem çift taraflı yatırım, hem bir tarafta kariyeri bırakmak, hem bir taraftan bir yatırım yapmak gerekiyordu. Burada belli bir riskler vardı tabii ki. Yani şimdi o dönemde çok eski çağlar değil, o dönem diyoruz ama 10 sene öncesi ama 10 senelerin değiştiğini görüyoruz. Ya evet, çok son yıllardaki değişim öyle çok büyük oluyor, yani, çarpan. Yani 100 yıllık değişimleri 2-3 senede yaşadık evet, sonuçta. Tabii. O dönemde yine diyeceğim ama o kararları almak şimdiye göre biraz daha zordu. Radikaldi yani. Radikaldi tabii. Çünkü şu anda gençleri diyelim, yani şu anki neslin önünde çok daha fazla imkanlar var. Daha cesurlar, yani kendileri yetişmişlik anlamında daha cesurlar ve daha fazla imkanları var. Daha hızlı her şeye erişebiliyorlar. Daha hızlı karar verebiliyorlar. Bizim neslimiz olarak biz çok hızlı kararlar veremiyorduk. Ama yine de risk alıyor. Yani işte yani bu kuşakta risk almayı bilmiş. Belki babayla birlikte kapanacaktı belki ama buradan başka bir hikayeye dönmüş bu iş. Evet, öyle bir evrim peki, oldu. Peki, reis kuyumculuğun getirdiği yeniliklerden biri de daha fazla kişiye güzel tasarımlarla ama erişilebilir fiyatlarla ulaşmayı başardı. Bu nasıl oldu? Yani aslında reisin ortaya çıkıştaki yani asıl düşüncesi buydu. Şöyle en baştan almak gerekirse bir kuyumcu dediğimizde aklımıza gelen hepimizin son birkaç seneyi baz almazsak bildiğimiz klasik kuyumculardır. Ya işte bilezikler olur, 22 ayar ürünler olur, yatırımlık ürün olur. Tamamen yatırım odaklı tasarruf. Bakarız biz ürün. Evet, tasarruf ürünü evet, olur. Evet. Veya tek taş, beş taş, gerdanlık, evet, su yolu bunlardır. Böyle iki bir ayrım vardı bu sektör arasında. Bizim burada bunu söylemekten çok imtina edemeyeceğiz. Çünkü bir dönüştürdüğümüz bir nokta var açıkçası. Bu sektöre bizim adım attığımız, bizim kazandırmayı hedeflediğimiz şey tüketicinin, insanların, genç kızların, çalışan kadınların kendilerine beğendikleri bir ürünü, aksesuar gibi günlük kombinlerine uygun olacak şekilde gönül rahatlığıyla alıp kullanabileceği, erişilebilir, sade ve şık ürünleri almasını hedefledik. Tasarımları buradan yola çıkarak yaptık. 2015 yılında bizim tasarımlarımızda böyle bir dönüşüm başladı. Ne kadar büyük bir boşluk varmış pazarda ya, aslında. Bu müşteri varmış bu boşluk zaten. Dünyada bile hala var. Cartier, Bulgari, Tiffany gibi evet, markalar vardır. Bunlar pahalı mücevherlerdir. Bir de Pandora, Swarovski vardır. İkisi arasındaki markalar büyük ama ürün gamı
Çok açık. Siz ikisinin ortasını hedefledik. Biz ikisinin ortasını hedefledik. Hem Türkiye'de hem globalde. Çok ilginç. Ve orada büyük bir boşluk varmış aslında. O boşluk. Kesinlikle tamamen boştu orası. O alan. Zaten bunu oturtmamız da çok zor oldu. 14 ayar bir ürün. Evet. Bizim tüketicimize 14 ayar ürünü kabul ettirmemiz... Ne ilginç değil mi? Zaman aldı. Bak şimdi Türklerin böyle de bir özelliği var. 22 ayar seviyor. Evet. Değil mi? Çünkü altın demek yatırım demek bizde. Evet. Niye bu kadar çok kuyumcu var etrafta? Türk insanı çok sever altını. Altın gerçekten güvenli bir liman tasarrufu. Kesinlikle. Ama bunu biraz değiştirmek de ilginç bir şey olmuş değil mi? Yani bizim yani kırmaya çalıştığımız, kısmen kırdığımız, hedeflediğimiz noktalar çok fazlaydı. Çünkü sektörün çok dışında bir iş yapmak istedik. Onu hayal ettik. Altını yatırım ürünü olarak görünmemesini hedefledik. Bir kuyumcuya gittiğinizde pazarlık döner hepimiz bildiği gibi. Burada hesap makineleri pazarlık çıkar. Bizde böyle hesap makinesi göremezsiniz ortada. Öyle mi? Orkun pazarlık yapacaktık. E-ticaretin ama bir avantajı da o. Sabit fiyat. Evet değil mi? Doğru. Dükkana gelmek, mağazanın içine girmek pazarlık içinde güzel bir şey. Ama e-ticarette ne diyorsa onu veriyorsun. Şu da vardır sonuçta. Ama kampanyalar sonuçta var. Kampanyalar tabii ki oluyor. Tabii. Ama kampanyalar yani dışarıda gördüğünüz yine altın mücevher satan mağazalarda çok dehşet kampanyalara görebiliyorsunuz. %50 indirim, onu alana bu bedava gibi değişik burada değişik yok, kampanyalar şey var. Biz bunu kırmak için 5 sene mücadele ettik. Siz en fazla ne kadar düşürebiliyorsunuz fiyatı? Bizim oranlarımız %5, 10. Hiç çok düşmüyor. Ekstrem bir işte yılbaşı olur 13-14. Çok azmış gerçekten. Biz bunları tüketiciye geçirmeye evet, yıllarımızı verdik. Dedik ki bu fiyatlar, biz şişirme fiyat yapmıyoruz çünkü. Bu dijital altyapıyı güzel kurunca, ödeme altyapısını dijitalleştirince maliyetleriniz de tabii ki daha makul oluyor. Siz de bunu daha makul, işte erişilebilir fiyat biraz da bu yüzden olmuyor mu? Dijitalin kendi tarafında yatırımları çok yüksek. Çok fazla yatırım yapmanız gereken yerler var. Bizim 20 kişilik bir e-ticaret ekibimiz var şu anda. Bayağı ciddi evet. Bu yani bu alana yatırım yapmak için de bayağı ciddi. Bu Türkiye'de ama Allah'tan kırıldı. Çünkü eskiden dediğin gibi birazcık çok hep böyle mağaza yatırımlarıyla evet, karşılaştırılıyordu. Evet. Oranın bir mağaza olmadığı, oranın ayrı bir kanal olduğu ve büyük ihtimalle de baktığımızda dünyadaki dönüşme belki de en güçlü kanal olacağını kabul ettiler. Reis markası bunu en başından beri böyle değerlendiriyor. Mağazayla karşılaştırmıyor ama hak ettiği yatırımı yapınca geri dönüşü de başka oluyor. Çarpan etkisi farklı. Yatırım yapmanız tabii ki gerekiyor çünkü dediğiniz gibi orası da bir mağaza. Orası da bir mağaza. Orkun peki karşı taraf böyle dijitale daha iyi bir yatırım yapınca sizin işiniz rahatlıyor mu? Çünkü bizim işimiz kolaylaşıyor. Şöyle kolaylaşıyor. Çünkü biz sonuçta bir katma değer yaratmaya çalışıyoruz. Ve bu yaptığımız katma değeri de aldığımız geri bildirimle hep geliştirmeye çalışıyoruz. Eğer burada büyüme hikayesi, ezber bozan bir hikaye, bir şeyleri değiştirme hikayesi olursa bizim işimiz şöyle kolaylaşıyor. Çünkü o zaman yeniliklere odaklanabiliyoruz. Ve de katma değerimiz anlaşıldığı zaman bazı konular çok kolaylaşıyor. Tabii. Pazarlık gibi mesela. Pazarlık gibi, doğru. İşin ABC'sinden başlamıyorsun. Evet. Başladığın nokta daha iyi oluyor. Sizin koleksiyonlarda seçtiğiniz isimler bir kere güçlü, çok sevdiğimiz, başarılı kadınlara ait. Mesela ressam Frida Kahlo'ya ait bir isim seçmişsiniz. İşte Feraye var, değil mi? Evet, tasarımın kendisinin güzel olması kadar bir hikayesi olması çok önemli. Bu hikayenin de tüketiciye geçmesi çok önemli. Hikayesi olan, güzel bir background'ı olan bir isim, bir tasarım tüketiciye mutlaka bir şekilde geçiyor. Onu daha farklı gözle görüyor, onu daha fazla benimsiyor. İlk mesela biz bunların hepsinden önce babamın koleksiyonu yapmıştık. Adını babamın koleksiyonu koyduk. Ne güzel. Ve 90'larda kullanılan pul zincirler, arpa zincir dediğimiz ürünler, daha güzel, sarıya dönük göz boncuklu ürünleri yaptık. Ve onun adına bu biz aramızda konuşurken çıkan isimler bunlar. Ne yapalım, bunu ne koyalım, bu bize ne veriyor diye düşünürken mesela o da babamın koleksiyonu çıkmıştı. Hep o zaten bir hikaye. Bir hikayesi olması hikaye gerekiyor. Hikayesi çünkü insanlara geçiyor. Zor bir dönemden geçiyor ülke fakat bir taraftan da alışveriş hiç durmuyor. Canlılık hala devam ediyor. İnsan biraz korkuyor da yani nasıl devam ediyor diyorsun ama her şey devam ediyor. Fakat tüketicilere, müşteriye alışveriş kredisi gibi kolaylıklar var. Çok yardımcı oluyor mesela. Kredi kartı dolmadan alışveriş mi yapılabiliyor? Siz de içindesiniz. Mesela evet. Olarak. Biz
reis kuyumculukla beraber iş ortaklığımızda EasyCoil öde metodu da var. Nasıl bunun oluyor bu? Bunun arkasında EasyCoil ödemeyi seçtiğinde arkada bir seçenekte 5 banka ortağımızla beraber yaptığımız alışveriş kredisi. Böylece sen buradaki alışverişini kredi kartına veya debit kartına veya başka bir şeyle değil, o an anında 5 bankadan bir tanesinden kredi alarak da tamamlayabiliyorsun. Bu sayede hem kredi kartının limitinde olmuyor, evet, hem de o bankanın sana geri ödeme sunduğu şartlar bazen çok esnek olabiliyor. 6 ay, 9 ay, 12 ay olabiliyor. Peki ama orada uyguladığı faiz karşı tarafı rahatsız etmiyor mu? Çünkü faizler çok yüksek. Tüketici o an görüyor. Bazen kampanya yapan banka ortaklarımız oluyor, banka iş ortaklarımız oluyor. Tüketici zaten onu görüyor. Biliyorsun EasyCoil'daki bizim en önem verdiğimiz şey şeffaflık ve hani sürprize yer vermemek. Tabii, o nedenle tüketici görüp oradaki değişik seçeneklerini o an karar verebiliyor. Ama bazı tüketiciler o anlamda o an kredi kartını kullanmayıp alışveriş kredisini alıp buradaki mücevher alışverişini o şekilde tamamlamak isteyebiliyorlar. Başladı mı sizde de? Yakın zamanda bizde de başladı. Başladı. Reis kuyumculuktan önce böyle mücevherin işte kargoyla gelmesini falan düşünemiyorduk. Nedense çok ilginç. Daha yüksek meblağlarda başka ürünler var. Onlar geliyor. Ama kuyum olunca hani kargo şirketleri de belki kargo taşıyan kurye arkadaşlar da tedirgin oluyor olabilirler. Ama siz de satıcı olarak olabilirsiniz. Ya da kredi kartından tak diye ödemeyi yapmış olan müşteri de ya gelmez de diye endişe edebilir. İlk deneyim nasıldı çok merak ettim. Yani e-ticarete bunlar geçişin ilk en zor adımlarıydı zaten. Yani öncelikle tüketiciyi online bir altın bir ürün almaya ikna etmek gerekiyordu. Sonra bunun ödemesinin güvenli bir şekilde yapıldığını, parasının garanti altında olduğunu anlatmamız ve sonrasında da ürünün ona güvenli ulaşacağını. Bu stepler hepsi ilk yıllarda tabii ki biraz sancılı gerçekleşti. Pandemi dönemine gelmeden önce zaten gelişiyordu. Gelişiyordu. Ama pandemide bambaşka bir boyuta geldik. Evet, herkes için bir güven ortamı oluştu. Biraz mecburiyetten güven ortamı oluştu tabii ki. Öncesinde şöyle bir algı vardı. Yani bir ürün alacaksam mağazaya gider, bakar, görür. Bu her şey için geçerli. Tişört için de geçerli. Tabii. Ama sonrasında işte ne gitmeme ne gerek var işte. Telefondan söylüyorum. Geliyor. Beğenmezsem geri gönderiyorum. Geri gönderebileceğinin güvenini, müşterinin sorularına cevap alabileceği platformlar oluşturduğunuz zaman tüketiciyi kazanıyorsunuz. Hikaye burada farklılaşıyor. Farklılaşıyor. Ve bu arada bütün Türkiye'ye ulaşabiliyorsun, evet, tabii. Yerli markalara gidiyoruz. Türkiye'de, evet, çok güzel bir hikaye yazılıyor. Yani küçük küçük başlamış ve son yıllarda inanılmaz ivme yapmış. Başka bir boyuta getirmiş hikayeyi. Dönüp arkasına bakıyoruz. EasyCoil'la bir yol arkadaşlığı var. EasyCoil'un hikayesine de bakıyoruz. İnanılmaz nereden nereye geldi. Fakat EasyCoil büyürken yol arkadaşlarına bakıyorum. Onlar da yerli, küçükken inanılmaz derecede büyüyen güçlü markalar haline. Bir güzel bir hikaye yazılıyor burada galiba. Çok ilginç. 10 sene öncesine döndüğümüzde biz de o zamanki yatırımcı sunumlarımızı yaparken hep şunu dedik. Türkiye'de dijitalleşme çok daha hızlanacak. Buradan tabii ki global markalar var, biliyorsun bizimle beraber çalıştığımız. Ama çok iyi lokal markalar da çok değişik alanlarda çıkacak. Biz de onlarla çalıştığımız için onlar büyürken onlar bizi, biz büyürken de biz onları büyüteceğiz. Şimdi 10 sene sonra baktığımızda bugün de konuk olduğumuz reis kuyumculuk bunlardan bir tanesinin örneği. Bu 10 sene önce söylediğimiz böyle olacak öngörülerinin bugün gerçekleşmesini yaşıyoruz. Güçlü marka hikayeleri böyle böyle oluşuyor aslında. Yani markaların güçlenme sürecini görüyoruz. Eminim 5 yıl sonra baktığımızda bambaşka bir reis kuyumculuk göreceğiz yani. Bambaşka bir EasyCoil, bambaşka bir reis kuyumculuk. Kesinlikle beraber öyle göreceğiz, evet. İnşallah o günlere de tanıklık ederiz. Çok teşekkürler. Bugün Bağdat Caddesi'nde gerçekten güzel bir hikaye dinledik reis kuyumculuk sayesinde. Biz teşekkür ederiz. Çok memnun olduk bizler de. Kendimizi anlatabildiysek, ifade edebildiysek çok mutlu oluruz. Şahane anlattınız değil mi Orkun? Çok iyiydi, çok etkileyiciydi, evet, bir kez daha. Gerçekten her defasında güzel bir hikayenin içine düşüyoruz i̇çine beraber. İçine düşüyoruz beraber, aynen. EasyCoil ile güçlü marka hikayelerinde bir bölümün daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hazır gelmişken kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın.